kesin olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Biz Özden Doymuş'la birlikte Medya 24 stüdyolarında siz değerli seyircilerimiz ekranları başlarında yine sosyal medya üzerinden bizlere sorularınızı, eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. İmkanımız el verdiği müddetçe onlara da cevap vermeye çalışacağız. Evet, demiştik gündem yoğun, yine bir yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Kanal İstanbul'u konuşacaktık. Ondan biraz bahsedeceğiz ve en önemlisi Diyanet'in TOKİ üzerinden ev alımlarında verdiği fetva ve bu vermiş olduğu fetvaya Türkiye'de büyük cemaatlerden birisi de katıldı. Kendisini Ehl-i Sünnet yaşamına uygun tabir ettikleri, öyle lanse ettikleri, belki de kendilerini öyle tatmin ediyorlar diyelim. Bu cemaat de çok yanlışa imza attı. Biraz sonra onları masaya yatıracağız. Siz değerli seyircilerimiz sosyal medya üzerinden bizlere sorularınızı sorup programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Ve hemen Kanal İstanbul'a başlayalım. Sayın Nusrat Özden Doymuş, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, yine bir soğuk bir İstanbul havası. Evet, biraz işler, soğuk. İşler yoğun. Biraz soğuk ama çayımız sıcak. Değil mi? Çay sıcak, evet. Şimdi siyasi iktidar diyor ki yapılmalı. Buna karşı çıkanlar vatan haini. Şehri yöneten belediye başkanı da diyor ki Kanal İstanbul, İstanbul'a bir ihanettir. Şimdi hangisini inanalım? Bu siyasi polemiklerin dışında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şöyle ki, İstanbul depremde birinci öncelikli il. Bu ne zaman ilan edildi? 99'da. 1999'da 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul birinci deprem bölgesi oldu. Peki bu deprem bölgesiyle ilgili 16 milyon nüfus var. İstanbul'un sanayisi burada, üretim merkezi burada ve devlet %65 vergi topluyor burada. Ve bütün yatırımlar da burada. Şimdi bana göre Kanal İstanbul, yani şimdi kazmayı vursak, yarın kazmayı vursak 30 yıl sürecek. Harfiyat. Yani çalışması. Harfiyat 30 yılda alınacak. Peki bizim bir 80'li yıllarda bir projemiz vardı. Güneydoğu'da GAP projesi vardı. Bu projeyi biz bitirdik mi? Büyük bir ihtimalle bitirmedik. Bitirmiş olsaydık Suriye'den biz 20 bin ton hububat almazdık. Geçen sene Rusya'dan yine 200 bin tondan fazla hububat aldık. Dışarıdan hiçbir şey almazdık biz. Hani o proje bize nasıl lanse edilmişti? O zamanın siyasi iktidarlar tarafından dünyayı besleyeceğiz. 7 tane Türkiye'yi besleyeceğiz. İşte tarımda sulanabilir araziler, şunlar bunlar, bir sürü o dönemleri hatırlarsan. Böyle lanse edildi, böyle anlatıldı. Ama bu projeyi daha biz bitiremedik. Kaç yıl oldu? 40 yıl. Yani hazır suyu baraj yapacağız, sulanabilir arazilere getireceğiz. Bunu 40 yılda yapamadık biz. Yani milleti doyuracak, oradaki çiftçiye faydalı olacak. Hatta dünyaya faydalı olacak. Bir projeyi biz bitirmeden yeni bir proje başlatıyoruz. Üstelik deprem bölgesinde. Bana göre bu proje zenginlerin projesi.
çiftçiliğiyle, yani diyelim ki işte Sivas'taki çiftçinin bu projeden bir kazancı var mı? Yok. Hakkari'de yaşayan bir adamın bu projeden bir kazancı var mı? Yok. Erzurum, Erzincan, Kars vesaire. Yani Anadolu'da yaşayan insanların bu projeyle ilgisi, alakası ya da bir faydası olacak mı? Yok. E peki bir soru da şu var aslında. Yani deprem bölgesi derhal İstanbul'un nüfusuyla, sanayisiyle Anadolu'ya taşınması gerekiyor. Yani oraya yatıracağınız parayla bu sanayiyi biz Anadolu'ya taşımış olsak biz hem İstanbul'u kurtarırız hem de Türkiye'yi kurtarırız. Yani şöyle diyelim, Allah vermesin bir deprem olursa İstanbul'da ne olacak peki burası? Bununla ilgili ne yapılacak? Önleyebilecek miyiz depremi? Hayır. Depremle ilgili ne yaptık? İşte rantsal dönüşümler yaptık. Başka da bir şey yapmadık. E sanayiyle ilgili ne yaptık? Hiçbir şey. Üretim merkezi, Türkiye'nin üretim merkezi. Burası çökerse Türkiye çöker. Bununla ilgili siyasi iktidarın, belediyenin ya da Şehircilik Bakanlığı'nın ya da Tarım Bakanlığı'nın, yani ilgili bütün bakanlıklar alakalı bunlar da, bununla ilgili bir tane proje yok ya. Ya bu çok basit. Kuzey Güney ya da Doğu Batı, hani hükümetin en çok övündüğü hızlı trenler var ya, Kuzey Güney ya da Doğu Batı liman bağlantılı organize sanayi bölgeleri kurulacak. Ve en az riskli olan yerlere bu sanayi taşınmış olacak. Dolayısıyla sanayici yatırımını taşımış olacak. Biz orada üretimimize devam edeceğiz. Ve İstanbul'da deprem olmuş olsa bile oradaki yatırım ve oradaki insanlar İstanbul'u tekrar kalkındırabilirler. Ama İstanbul çökerse Türkiye çöker. Nasıl kalkınacak? Bütün yatırımlar burada. Bütün üretim merkezleri burada. Yani burada derken burada işte İzmit'te, Adapazarı'nda, Marmara'da. E bir soru da şu. Ya arkadaş, Türkiye sadece İstanbul'dan ve Ankara'dan ibaret mi? Türkiye'de başka il yok mu? Bütün yatırımlar İstanbul'a. İşte bütün yatırımlar Ankara, İstanbul. Başka yeri yok sanki. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki tane ili varmış gibi. Bütün yatırımlar İstanbul'a. Köprü yapıyoruz İstanbul'a. Havalimanı limanı yapıyoruz İstanbul'a. İşte otoyollar yapıyoruz İstanbul bağlantılı otoyolları. Boğaziçi Köprüsü gibi bir köprü daha yaptık. Üç tane köprü var İstanbul'da. Alt geçit var İstanbul'da. Şimdi üstüne bir de Kanal İstanbul yapacağız. Ya ben Anadolu'da yaşayan insanlar için şu soruyu soruyorum. Ya arkadaş, Hakkari'ye ne yaptınız? Van'a ne yaptınız? Muş'a ne yaptınız? Kars'a ne yaptınız? Bak bugün Kars'ın bütün gelirine el konulmuş. Belediyenin bütün gelirine Tunceli'nin. Kars'ında, Tunceli'nin de bütün gelirine el konulmuş. Niye? Yatırım yok. Şimdi buralarda ya Türkiye iki ilden ibaret değil. Diğer illere de yatırım yapılması gerekiyor. Hatta devlet eliyle yapılması lazım. Oraya yatırım yapmazsanız bu şekilde devam ederse İstanbul'un nüfusu 10 yıl sonra 10 milyon daha artar. Olur 26 milyon. E turisti, geleni, gideni, sığınmacısı, mültecisi, sucuğu hepsini topla. 30 milyon. E peki İstanbul kaldıracak mı bu kadar nüfusu? Çok zor. Bilmiyorum yani bu siyasi iradenin bunu tekrar gözden geçirmesi hani gerekiyor. Bir ara hatırlar mısın bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar il başkanı mıydı veya belediye başkanı mıydı bilmiyorum, tam hatırlamıyorum da yılını. Dedi ki İstanbul'a şeyle girelim. Vize. Vizeyle. Belediye başkanıydı Erdoğan. Sayın belediye Erdoğan başkanı. O zaman belediye başkanıydı. Evet. Yani öyle bir projesi de vardı. Hatta yani YouTube'da da var, hani isteyen seyircilerimiz bulabilirler. Üçüncü köprü için bir yıkım diyordu. Yani Özal döneminde yapılan ikinci köprü için vesaire, her neyse. Burada yani basına da yansıdığı için soruyorum. Daha doğrusu seyircilerimiz de merak ediyor.
İşte dediler ki Araplara şeyler satılmış, o Kanal İstanbul'un etrafında araziler satılmış. En son yine şey, orayı tapulara erişimi yasaklamışlar. Yani bu bir şeye yasak koymak, erişime. Yani zaten satılmışsa bu bugün olmasa yarın çıkacak meydana. Yani böyle bir şey mümkün müdür sizce? Yani satılmış olabilir çünkü Türkiye daha önce... Hayır, yani Araplara satılmış olabilir mi orada? Satılmış olabilir. Hani şuradan geçen bir yer, efendime söyleyeyim, hani Türk milleti faydalanması gerekirken gelecek elin Arabı oradan yer almış olacak, o Türk, faydalanacak. Türk milleti faydalanamaz orada. Türk milleti dediğin kim ki? Türk milleti 12 saat, günde 10 saat, 12 saat çalışan, hatta 14 saat çalışan işçi sınıfı. Türk milleti dediğin emekli. Türk milleti dediğin öğretmen. Türk milleti dediğin memur. Zaten bu öğretmen ve memur kadrolarda bir garabet de. Bakıyorsun hepsi aynı işi yapıyor, bütün memurlar aynı işi yapıyor. Birisi 4C'li, birisi 4A'lı, birisi 4B'li, birisi 4K'lı, biri 4 yumuşak G'li, birisi sözleşmeli, birisi taşeron. Bu nedir böyle? Böyle bir yapı da var yani. Gerçekten. Türk milleti dediğin hani işte bunlar. Bunlar değil de çok komik bir şey var. Mesela en bariz örneği İETT şoförüyle konuşuyorum. Diyor ki abi diyor sabahtan hani onlar şanzıman diyorlar arkadaşlarına öğlene kadar. Aynı saatler içerisinde çalışıyoruz. O kadrolu o alıyor. 5.000 lira ben alıyorum 3.000 lira. Ya bu reva mı diyor. Yani gerçekten burada sanki yani kendi milletine bir zulüm var ya. Şimdi üstadım bak biraz önce saydık. Türk milleti bunlardan ibaret. Türk milleti dediğin işte köylü, çiftçi, tarlasını ekemeyen, biçemeyen, her yıl zarar eden. Vergisini ödeyen. Bunlar. Bu katmanların içerisinde Kanal İstanbul projesi bundan 10 yıl önce açıklandı. Niye açıklandı 10 yıl önce burada, buraya bu proje yapılacak? Parası olan gelsin alsın diye açıklandı. Niye açıklandı yani? Evet. Parası olan da gidip oraya alıyor. Şimdi biz niye gocunuyoruz ki bundan? Hatta ben, parası olan, yani Türkiye'de parası olan herkes, sadece Türkler değil yani, zengin olanlar, zengin sınıf. Arabı da alabilir, İngiliz de alabilir, Fransız da alabilir. Yani dünyanın Rus alabilir, İranlı alabilir, Arap alabilir. Yani herkes alabilir. Çünkü bizim kanunumuz var yani. Kanun çıkardık biz. Önceden mülk edinme kanunu vardı. Onu eğdiler, büktüler, işte herkes Almanya'dan, bizimkilerden şey alıyor, daire alıyor. Oradan mülk ediniyorlar. Biz niye bu kanunun gerekçesini anlatırken de bunu söylediler. Tamam da kardeşim, sen toprak satışına onay verdin. Toprak satışı bu hükümet döneminde onay verildi. Önceden sadece arsa alabiliyordu yabancılar. Üstelik, 3. Havalimanı'na gidersen, bilmiyorum hiç gittin mi? Gittim. Orada şeyler var, afişler var. İşte bilmem ne kadar, onu da söylemeyeyim, telaffuz etmek bile istemiyorum. Bilmem ne kadar mülk edinirseniz, bilmem ne kadar yatırım yaparsanız, yatırımda işte ev, ofis, daire, işte büyük lüks yerlerden alırsanız, Türk vatandaşlığı cebinizde. Mobil hizmet verdik diye belediye ilan vermiş. Allah'ım yarım, benim kafama takıldı. Bu mobil hizmet neyin nesidir? Biraz araştırdım. Neymiş biliyor musun? Belediye başkanı filan yerde konferansta. Belediye başkanı filan televizyonda konuşma yapıyor. Belediye başkanı işte bilmem ne mahallenin köy derneğini ziyarete gitti vesaire. Belediye başkanının hal, hareket ve tavırlarını kendi ilçesinde, hatta kendi ilçesinin dışındakilere de mesaj olarak sunduğuna hizmet. Yani belediye başkanının kendi davranışlarını millete anlatıyor. Evet. Onu da mobil hizmet diye anlatıyor. Bu da aynı şey. Buradan faydalanacak olan Kanal İstanbul'dan ne sen ne ben, zenginler. Oradan mülk alacaklar. Mülklerine mülk katacaklar. Sanki hiç ölmeyecekler. Ebedi yaşayacaklar orada. Kanala dönük manzara izleyecekler. Orada yaşayıp gidecekler. Yine köylü tarlasını ekemeyecek. Yine işsizliğine devam edecek. Yine 10 saat, 12 saat
çalışma ortamında işçi çalışacak. Memur biraz önce söylediğimiz şartlarda çalışacak. Emekli asgari ücretin çok altında maaş alacak. Yani hep birlikte biz sürünmeye devam edeceğiz. Zenginler oradan yat alacaklar, kat alacaklar, lüks içinde yaşayıp gidecekler. Yani Kanal İstanbul eşittir bir rant kapısı ama Türk milletine göre değil. Böyle gözüküyor. Anlatılmazdan onu anladım. Milletin hani projesi var işte, GAP projesi. Evet. Orada o yapılıp bitirilse en azından ülke dışarıdan hububat almaz. Öncelik orasıdır. Orayı yapmamız gerekmez mi bizim? Öncelik deprem. Bununla ilgili önlem aldık. Hiçbir şey yaptığımız yok yani. Toplama bölgelerini görüyorsun işte. Parkın küçük bir bahçesini, parkın küçük köşesini kapatmışlar. Oraya da yazmışlar. Depremde toplanma bölgesiymiş. Koskoca Bakırköy, koskoca işte ilçe, 500 bin, 600 bin kişinin yaşadığı ilçede ya da 100 bin kişinin yaşadığı mahallede küçücük parkın köşesini bölmüşler. Burada toplanma yeriymiş. Ne anlatayım ben şimdi ya? Ne söyleyeyim yani? Tabii şeyde de var, Esenler'de de var yolun kenarında giderken. Diyor ki işte deprem toplanma bölgesi, küçücük bir park. Yani sanki böyle bir hani gerçekten belediyeler de bu işi yaparken bir göz boyama. Mesela o Kanal İstanbul'u ilk ortaya attıkları zaman öyle bir yazı yazmıştım, bir makale yazmıştım. 40 binin üzerinde paylaşım olmuş. Yani tabii biraz milli duygularımız kabararak yazmıştık. Sonra hata ettiğimi anladım. Hatta şeyi de elime geçmişti, güzergahı. Birisi yazdı, dedi ki ya bunu yapıyorsunuz, şimdi buraya millet uçuşacak. Ama zaten o zaman satılmıştı ki. Hani daha proje taslak üzerinden bu iş herhalde satılmış. Bilmiyoruz, tapulara erişimi kaldırırlarsa göreceğiz. Yani burada şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın dediği gibi yani endişelerinde haklı mı? Onlar siyasi polemik yapıyorlar. Onlara girmek istemiyorum. Ben yani biraz şey olarak ben vicdani yani boyutta aklı esas alarak deprem önceliğinde bir değerlendirme yaptım. Diğer evet, siyasi polemiklere girmek istemiyorum. Evet, yani onlar kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar. Evet değerli seyirciler, işte Kanal İstanbul'u Nusret Öz'den duymuş kardeşimiz anlatmaya çalıştı. Yani siyasetten uzak tamamen vicdani bir duygular içerisinde anlattı. Şimdi malum TOKİ ev yapıyor. Yani onların sözünü söylüyorum. Alt gelir grubu, üst gelir grubu. Ve buna Diyanet ve Türkiye'de İsmail Ağa Cemaati adı altında denilen bir cemaatte alet oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, malum Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri 5 yıllığına seçilir. Bir üye en fazla 2 sefer aday olabiliyor. Tabii bunlar tamamen gözükerde bağımsız. Yani seçiliyorlar, o kurul kendi arasında seçiyor. Ama bunlar bağımsız. Hani tamamen ayetler, hadisler neyi diyorsa, fıkıh neyi gerektiriyorsa, mesela 28 Şubat sürecinin o ceberrut baskısına karşı Din İşleri Yüksek Kurulu çok dik durdu, güzel bir fetva verdi. Dedi ki başörtüsü Allah'ın emridir, kesinlikle örtülmelidir. Yani orada bir dik durdu Din İşleri Yüksek Kurulu. Fakat şimdi bu sosyal proje üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu bir yani bütün Müslümanları yaralayan bir hezeyana, yani İmam-ı Azam bunlara hezeyan diyor. Dolayısıyla ben de fetva demeye dilim varmıyor. Çünkü faize fetva vermek dünyanın en cahil adamlarının işidir. Hatta daha ileri götüreyim. Büyük bir İslam aliminin dediği gibi bunlar birer zırvadan ibarettir. Zırva da tevil götürmez değerli seyirciler. Ben Din İşleri Yüksek Kurulu, yani Diyanet'in vermiş olduğu fetvayı ben size buradan okuyorum. İsteyen görebilir. İşte bakın ben buradan aldım.
kamera yakınlaştırıp gösterebilirse, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası. Buradan size okuyorum, yani kendi kafamdan bir şey okumuyorum. Diyor ki, İslam'da faiz kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya geliştirmek, ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankadan alınan faizli krediler de bu kapsamda ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin alt veya orta gelir vatandaşına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede peşinat haricindeki tutar kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşın ev sahibi olmasını yardımcı olmaktır. Bu itibarla devlet TOKİ'nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkanı tanımadığından belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir diyor Din İşleri Yüksek Kurulu Diyanet'in fetvası. Ve bugün İsmail Ağa cemaati de buna katıldı. Onlar da bu yönde bir fetva verdiler. Şimdi değerli seyirciler, önce şurayı cevaplayıp faizin haram olduğunu sizin huzurlarınızda beraber zikredeceğiz. Diyor ki burada bir zaruret. Faizde zaruret olmaz. Yani zaruret nedir biliyor musunuz? Hani bir insan 3 gün susuzluğa dayanabilir. 1 hafta açlığa dayanabilir. Ölmemesi için zaruri halde bu adam orada domuz eti yiyebilir. Yani ölmemek için nedir? İşte ufacık bir şey. Zaruret budur. Şimdi bu adam zaten %10'unu peşin verecek. Burada zaruret kalkıyor. Yani zaruret nedir biliyor musunuz değerli seyirciler? Zaruret, şurada haram olan bir şey var. Sizin başka şansınız yok. Yani başka bir tercihiniz yok. Kalkamıyorsunuz, gidemiyorsanız, bunu içmeyecekseniz öleceksiniz. İşte ölmemek için buradan bir yudum, iki yudum içerseniz zaruret budur. Yoksa zaruret deyip faiz almak külliyen haramdır. Yani bunu ne Diyanet böyle bir fetva verebilir, ne İsmail Ağa cemaati böyle bir fetva verebilir. Ben size isterseniz bunun Kur'an-ı Kerim'den, yani Allah-u Teala bunun sınırlarını Kur'an'da çizmiş. Peygamberine dahi bırakmamış. Biz kim oluyoruz da kalkıp buna fetva vereceğiz? Bakın şimdi isteyen kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'den bakabilirler. Buyuruyor ki Allah-u Teala, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Şimdi burada Allah-u Teala kime sesleniyor değerli seyirciler? Ey iman edenler, yani Allah'a inandım diyenler, peygambere inandım diyenler, ahiret gününe inandım diyenler, öldükten sonra dirilmeye inandım, Kur'an'a, İslam'a, yani Müslümanlara, ben de Allah'a ve peygambere inandım diyorsanız, işte buraya dikkatinizi celbetmek istiyorum. Ya eyyühellezine amenüttegullâhe, ittegullâhe, bakın. Diyor ki burada Allah'tan korkun. Bu bir tehdittir. Biliyor musunuz? Bakın bu bir tehdittir. İttegullâhe, Allah'tan korkun. Ne demek yani Allah'tan korkun? Ve zerû mâ beqiye miner riba in kuntum müminin. Artık diyor faizin, yani faizle alakanızı derhal kesin. Bırakın diyor. Haberim yoktu hani faiz ayeti inmeden önce insanlar faizle para satıyorlardı. Faizle alakanızı derhal kesin. Hani ana paranızı alın, gerisini bırakın diyor. Peki bunu böyle yapmazsak, yani hala faize devam edersek. Şimdi önce faiz nedir?
şu ayet daha bir tehdit, bir ayet. Bunu okumadan önce değerli seyirciler, şimdi faiz nedir? TOKİ nasıl satıyor? Hatta ben Din İşleri Yüksek Kurulu'nu da aradım. Bana dedikleri şuydu: evet haklısınız, kurul bunu oy çokluğuyla aldı, oy birliğiyle değil. Yani o kurulun içerisinde buna karşı çıkanlar da vardı. Şimdi faiz nedir değerli seyirciler? Önce orayı bir aydınlatalım. Şimdi siz gidip diyorsunuz ki Ahmet'e, Mehmet'e, kardeş bana 100 lira para ver. O da çıkarıyor size 100 lira veriyor. Diyorsun ki bir ay sonra, iki ay sonra, bir hafta sonra, 10 gün sonra neyse vereceğim. O 100 lirayı ödediğiniz zaman sıkıntı yok. Ama 100 lira alıp 101 lira öderseniz o 1 lira faizdir. Ya işte bu rıza ile oluyor, ben daralmıştım da, yok yani böyle bir şey yok İslam'da. Kesinlikle haramdır. Yani buna hiç kimse, hiçbir şahıs, hiçbir cemaat, hiçbir tarikat, hiçbir barikat, hiçbir cemaat buna cevaz veremez. Yani buna fetva veren insan emin olun dinden, imandan çıkar. Yok öyle bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala sınırlarını çizmiş. Şimdi TOKİ ne yapıyor? Diyor ki ben diyor 0.49'la kredi kullandıracağım diyor bankaya. Bunu sitesine yazmış. Sitesinde var bu. Kamu bankalarından mı kullanılıyor bu? He, kamu yani şey, burada diyor ki Diyanet, işte kamu bankalarından isterseniz bu ayeti bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Evet değerli seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu faiz hususunda çok böyle Allah Celle Celaluhu tarafından kullarına ciddi bir tehdit var. Yani şimdi biraz önce okudum ayet-i kerimede, buyuruyor ki Allah-u Teala, ey iman edenler Allah'tan korkun ve artık faizi bırakın. Eğer bırakmazsak, bak şimdi, فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Allah muhafaza buyursun. Eğer diyor bırakmazsanız, faizi hala devam ederseniz, o zaman Allah ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz. Veya Allah ve Resulü size savaş ilan etmiş olur. Şimdi Diyanet ve İsmail Ağa cemaati vermiş olduğu bu fetvayla bu toplumu Allah ve Resulüne savaş ilan ettirdi. Yani bunun anlamı bu. Şimdi üstadım bir şey sorma, anlamak için sormak istiyorum. Şimdi bu faizlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ayet var? 7 yerde bildiğim kadarıyla böyle haram olan ayetler var. Yani kesin. Kesin tabii, kesin. Yani müteşabbi falan değil. Yok yok yok, kesin. Böyle kesin. Tehdit ayetleri var. Peki evet. Bu 7 yerde apaçık diyelim onu. Evet. Kur'an'ın tabiriyle apaçık ayet olmasına, ayetler olmasına rağmen bu insanlar bu fetvayı nasıl verebiliyorlar? Şimdi burada biraz önce de dedim ya, Diyanet burada diyor ki mesela mazeret. Şimdi bu kadar açık ayetler, hadisler, fıkıhtaki meseleler. Ben bugün işte o bahsedilen cemaatin şeyini aradım. Diyor ki efendim Serahsi'nin mefsudunda, mefsudu önüne koysam belki de bir kelime okuyamayacak. Samimi söylüyorum. Yani Serahsi'yi de bahane etmişler. Yani millet duymamış ya. Serahsi'nin mefsudunda. Lan koy mefsudu önüne, yemin ediyorum bir kelime okuyamaz. Adam kalkmış Serahsi'nin mefsudunda. Ne anlarsın sen Serahsi'nin mefsudunda? Anlamadıklarından söylüyor.
Böyle birisi yine bir şey iddia etti. Önüne koydum, getirdim, okuyamadı. Şimdi bakın, burada onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ne diyor? Mazeret diyor ya. Şimdi şu ayetler olduktan sonra mazeret olmaz burada. Yani hiçbir şey seni orada haklı çıkarmaz. Hiçbir şey seni orada haklı çıkarmaz. Şimdi bunlara bu 7 ayet, 7 yerde geçen bu 7 tane ayet yetmiyor. Bunlar bu faizi helal demekle Allah'a dinlerini mi öğretmiş oluyorlar? Yani o zaman bunların ortaya. Ben öyle anlıyorum yani. Bunların şimdi Kur'an'ın dediğine göre şu anda ayetler boşa çıktı. Yok, yetmiyor. Ya demek ki o zaman bunların Ayetler boşa çıkıyor. Haşa. Şunlar çok büyük bir hata yapıyorlar. Umarım hatalarından dönerler. Bu 7 yerde anlatılan faizle ilgili bu bildirilmiş ayetler yok sayıp, yani bunu helal demek için bunları yok saymanız gerekiyor. Yok yani, hiç gelmedi bu ayetler. Biz bu ayetler apaçık ortada yok. Biz bu fetvayı verebiliyoruz demeleri gerekiyor. Ama ayetler var. Evet. Şimdi burada bir çok büyük açmaz var yani. Açmaz değil. Burada insanları tabiri caizse protestanlaştırma usulü var. Bunu niye söylüyorum? Bakın. Apaçık ayetler, hadisler, hatta Miraç mucizesinde, Miraç'ta bir takım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir takım insanlar gördüm. Karınları böyle evler gibi. Firavun ve avaneleri, bakın dikkat edin. Firavun ve avaneleri her sabah akşam azaba gidip gelirken o insanların karnına basarak gidip geliyorlar. Sordum, ey Cebrail kimdir bunlar diye. Dedi ki bunlar senin ümmetinden faiz ve riba yiyenlerdir işte. Bunlar faiz yiyenlerdir. Yani düşünün, toplumu öyle bir hale getiriyorlar ki, yani başına bir sarık sarmış, sakal, şal var, cübbe giymiş, eline bir 99'luk tesbih almış. Yıllardan beri bu ümmetin önüne geçmiş milletin, efendim biz işte böyleyiz, biz şöyleyiz, biz adam yetiştiriyoruz. Yani kusura bakma da sen bu halinle, şu verdiğiniz fetvayla, diyor ki ya TOKİ bunu açık açık, ben TOKİ'yi takdir ediyorum, sayfasına koymuş. Demiş ki kardeşim ben bunu %0.49 krediyle faizle ev satıyorum. Bakın %49, 0.49, yani yıllığa vurduğunuz zaman %8'e tekabül eder. %8'e. Şimdi üstadım bak. Bunu söylüyor ve bu adam diyor ki, bana fetvayı verenler diyor ki, ya siz onun oraya yazmasına bakmayın diyor. Onu takiye yapmışlardı. Ya adam açık açık yazmış. Ben bunu bankaya... Hayır, bugün evi alın. 3 ay 4 ay ödemeyin. 5. ayda sizin kırtlağınızı banka sıkıyor. TOKİ değil. TOKİ bir kurum. Hatta gittiğiniz zaman karşınızda kimseyi de bulamıyorsunuz. Yani bankaya gidiyor, senin adına o krediyi alıyor. Seni bankaya borçlandırıyor. Tefetüfe denen şey nedir yani? Sonra da bunu din adına kalkacaksın, fetva vereceksin. Vallahi kusura bakma da yani Ebu Cehil bile sizden şereflidir yani. Yani şimdi üstadım, ben şöyle düşünüyorum. Bu İslam dinini anlayan, en iyi anlayan bir peygamber var. Sonra Ebu Leheb var. Sonra da Ebu Cehil var. En iyi anlayan. Evet. Anladığı için peygamberle savaşıyor adam. Anlamamış olsa savaşmaz ki zaten. Değil mi? Çok iyi anladığı için savaşıyor peygamberle. Şimdi bunu iddia ediyorum. Bu Diyanet de dahil olmak üzere günümüzde yaşayan Müslümanların büyük bir çoğunluğu Ebu Leheb kadar, Ebu Cehil kadar İslam'ı anlamamıştır. Algılayamamışlardır yani. Şimdi bu burada 7 yerde apaçık ayet var faizle ilgili. Haram demesine rağmen. Sigarayla ilgili hiçbir tane ayet yok. Bunlar peki sigaraya nasıl helal, haram yapıyorlar?
Ne bileyim. Şimdi bunun din boyutunu siz açıkladınız. Ben de bunun insani boyutuna biraz değineyim. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde faiz aylık söylenemez. Yasaktır. Yani siz Almanya'ya gidin 0.49 faizle kredi imkanı dediğiniz zaman tüketici gelir, sizden bu krediyi talep eder ve %49'un üzerine çıktığınız an sizi şikayet eder. Müşteriyi, tüketiciyi aldatmaktan dolayı sizi mahkemeye verir ve kredinizi de durdurabilir Avrupa'da. Evet. Biz aylık faiz söylüyoruz. Tektir bu dünyada tek. Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Rusya'da dahi siz faizi 0.49 aylık diyemezsiniz. Yıllık açıklanır. Bak her yerde faiz yıllıktır. Bunlar yıllık açıklamamak için ne yapıyorlar? Yani vatandaşın hafızası zayıf ya bunlara göre. Öyle değerlendiriyorlar ya. 0.49 aylık faiz. Yıllık söylese vatandaş diyecek ya o zaman %8 diyelim yıllık ya da %10. Ben böyle 20 yıllık krediyle aldığım zaman %200 faiz ödeyeceğim deyip düşünecek adam. Onu düşündürtmemek için vatandaş çabucak hesap yapmasın diye 0.49 diyorlar. Evet. Bu uluslararası ticaret hükmüne de aykırıdır. ILO sözleşmesine de aykırıdır. Sıfır. Hiçbir yerde siz ne bir televizyonda, ne bir gazetede, ne de kamuya ait hiçbir yerde aylık faiz söyleyemezsiniz. Uluslararası ticaret hukukuna da aykırıdır bu. Ama biz Türkiye'de bütün faizler aylık söyleniyor. Yıllık söyleyen yok. Evet. Bu birincisi. İkincisi de insani boyutu var bunun. Faiz aynı zamanda sömürüdür. Evet. İnsanları sömürmenin işte biraz önce senin anlattığın bunların da mecburiyetinden yani ihtiyacından faydalanarak insanları sömürmek. Zaten sömürü de burada başlıyor. Birinin paraya ihtiyacı varsa işte bunlar en çok hatim bağışlayan insanlar. Camilere de görürsün işte cuma günleri, kandil günleri, bayram günleri. Şu kadar hatibimiz var. İşte sevabı başlarlar. Peygamberden günümüz kendi anne babalarına kadar sevabını bütün ölmüşlerine bağışlarlar. Tamam. Hatimden doğan sevabı paylaşmak kolay. Yüreğin yetiyorsa ticaretten hasıl olan karı paylaş da görelim. Bu noktaya gelince yok. En lüks arabaya biniyor. Bindiği arabayı icat eden tırnak içinde gavur icat etmiş. Tırnak içinde söylüyorum bu gavuru. Bana göre gavur olmak da çok büyük marifet. Zaten gavurlar olmasa bugünkü Müslümanların hepsi aç ölürdü yani. Arabayı, yani bindiği en lüks arabayı icat edene de cehenneme gönderir. Kendi de o arabaya biner. Evet. Gavurun icat ettiği mikrofonla sesini her yere duyurur. O mikrofonu icat edeni de cehenneme gönderir. Bunlar böyle. Hiçbirisi işte bu cemaat, bu tarikat, bunların hiçbirisi işte İstanbul'da aslında Kanal İstanbul mevzusunu konuşurken vicdanı boyutunda değerlendirecektim bunu da bunlarla birlikte değerlendirelim daha iyi. Hiçbir cemaat, hiçbir tarikat ve İstanbul Belediyesi de dahil olmak üzere bir genç kızımız yemek kartında 1 lira kaldı diye mesaj atıyor ve ölüsü bulunuyor. Bu İstanbul'da yaşandı bu. Bir üniversitede okuyan çocuk yemek yiyemediği için, parası olmadığı için belki de intihar etmiştir. Öyledi zaten başka. Şimdi bundan mesul kim? Bu ölümden mesul olan kimse de çıksın halktan özür dilesin. Ya da o çocuğun anne babasından özür dilesin. Ya da
İşte İstanbul Üniversitesi'nde yine boykotlar vesaire, işte kantinler bilmem, yemekle ilgili bir sürü protestolar var. Ya kardeşim, bir kişi de çıksın desin ki, yetkili bir kişi. Biz söylüyoruz da ciddi yalan yok bize. Yetkili birisi desin ki kardeşim, öğrencilerden yol parası almıyorum. İşte İmamoğlu bunu yapabilir. Ulaşım AŞ'ye bağlı. Ne kadar otobüs, işte metro, tramvay, metrobüs varsa öğrenci kartını gösteren herkes ücretsiz binsin. Ya bu ülkenin geleceğine biraz da katkınız olsun kardeşim ya. Bu çocuklar bizim geleceğimiz değil mi? Her toplantıda gençlerle söze başlıyorlar, çocuklarla söze başlıyorlar, hanımefendilerle söze başlıyorlar. Yani değer atfetmek için. Tabii kılıf yani. Takiye. Kadınları öldürüyorsunuz. Yani takiye bu artık. Kadınları katlediyorsunuz. Tecavüz ediyorsunuz. Taciz ediyorsunuz. Öğrenciler parasızlıktan okula gidemiyor. Bununla ilgili hiçbir kelamınız yok. Hiçbir icraatınız yok. Ne tarikatı yapıyor bunu, ne cemaati yapıyor bunu, ne belediyesi yapıyor, ne de ilçe belediyesi. Gerçi ilçe belediyelerinin otobüsü, tramvay vesairesi yok. Bununla ilgili bir tedbir alın kardeşim. Bırakın Kanal İstanbul'u, şununla bununla. Toplum kaos içinde cinnet geçiriyor. Bununla ilgili bir tedbir alınsın bir yetkili ya. Ama şimdi burada da bak, şimdi 20 yıl borçlandırıyor seni bankaya. Tam 20 yıl ödeyeceksin. Yani ben biraz da işin şurasını, işte bu ülkede zaman zaman sosyal medyaya da yansıyor. İşte sol elle yemek orucu bozar mı bilmem ne. Veya sol el, sigara haramdır. Diyanet'in açıklaması var. Sol elle yemek yiyen şeytanla beraberdir diye. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş Hoca'yı da çok eskiden tanırım. Yani 20 yıla dayanır. Bence sigaraya yasağına göstermiş olduğu hassasiyeti bu TOKİ faiz meselesine de göstermeliydi. Ona göstermediği için Din İşleri Yüksek Kurulu bu fetvayı verdi. Bu fetvayı verenlerin alayı da dinden çıkar. Çünkü gerekçeleri yok. Yani faizin gerekçesi yok. Faiz bir sömürüdür. Hatta, ben de o kadar biliyorum. Hatta yani. Şöyle size bir soru sorayım. Yani hepimiz yarın öldüğü zaman kabirde neden ev almadın diye bir sualla karşılaşacak mıyız biz? Yani bak, karşılaşmayacağız. AKP geldi geleli herkese borçlanın, ev alın, araba alın, 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 bir şeyler alın yani. Bu politikayı yapıyor. Yani bankalara... Biz evde de tartışıyoruz şey yani. Yani. Sonra cemaatler de aynı. Yani Türkiye'de bir sürü ufaklı bir sürü cemaatler var. Küçücük bir şeyde kıyamet koparan cemaatler, yani şu faiz hususunda tek kelime edemediler. Aileler paramparça oldu, yuvalar yıkıldı. Yani çıkarılan kanunlarla cemaatlerden tek kelime çıkmadı. Gençliğimiz zayi oldu, işte biraz önce işaret ettiniz. Cemaatlerden tek kelime ses çıkmadı. Din derslerini okullarda bozdular, kaldırdılar. Yine bir ses çıkmadı. Fuhşu serbest yaptılar, zinayı serbest yaptılar. Yine bu cemaatlerden tek kelime ses çıkmadı. Domuz etini kasaplık hayvan gibi getirdi bu ülkeye, soktular, satıyorlar, sattırıyorlar. Yine bu cemaatlerden ses çıkmadı. Sadece İstanbul de... Sözleşmesi denen bir garabeti getirdiler, illeti ve İstanbul'un da adını kirlemek suretiyle bu İstanbul Sözleşmesi'ni bu millete kanun diye yutturdular. Bu cemaatlerin yine sesi çıkmadı. En son faizi de işte yine sesi çıkmadı. Geriye bir içki kaldı. Eğer bunu da şeyini verirse Diyanet, bu millet daha cehenneme gitmez. Samimi söylüyorum. Niye biliyor musun? Şimdi yani Diyanet'in ve İsmail Ağa cemaatinin verdiği fetvaya göre, bakın şimdi, bakalım şöyle. İslam'ın en yani şiddetle karşı durduğu ne var? Hırsızlık. Değil mi? Yani kul hakkı. Bunu yiyoruz rahat. Soygunculuk var. Yani günah değil artık. Haşa, yok. Günah da yani yok. Faiz, onda uygun fetvasını verdiler. Domuz eti
uygunluk fetvası verdiler. Efendime söyleyeyim, Livata'ya uygunluk şeyi ver, kanları getirdiler. Ya arkadaş, bir tek bu ülkede kala kala şu anda haram olan içki kaldı. Kumar zaten devlet eliyle oynanıyor. Hani bilmiyorum, bir milli piyango diyorlar. Ya bir tek milli piyango olsa o can kurban. He, yani. At yarışları var. İşte sayısal lotosu var. Neyse yani. Şuyu var bu ya. Her, yani... her şey Türkiye'de devlet eliyle oynanmaya başladı. Ve adımız da Müslüman. Bu nasıl bir Müslümanlık? Samimi söyleyeyim. Ben düşünüyorum. Böyle kendi kendime. Bu nasıl bir Müslümanlık diyorum. Ne kadar hüküm ayetleri varsa hepsini haşa bin kere millet ayağının altına aldı ya. Bir şey dediğin zaman ya bak tamam bu faizdir. Ya hangi çağda yaşıyorsun diyor. Devlet veriyor. Bana ne diyor. Yani toplumu bu hale getirdiler artık. Şimdi üstadım işin aslı şu. Yani toplumsal değerlendirmeye baktığımız zaman ben biliyorsun iyi gözlem yaparım. İyi gözlem yaparım. Şimdi herkes büyüğünden en küçüğüne kadar, tepeden aşağı, herkes, bütün insanları al. Bektaşi misali herkes. Herkes kendi nefsine uygun bir hoca arıyor. İşte cemaatte, tarikatlar dedin ya. Herkes kendi nefsine uygun bir tarikata gidiyor. Herkes kendi nefsine uygun bir cemaat buluyor. Herkes kendi nefsine uygun bir hoca buluyor. Geçinip gidiyor. Ne İslam'ı, ne dinini, nerede şimdi düşünebiliyor musun? Yüzde, sürekli söylersiniz. %99'u Müslüman olan bir ülke. Nerede? 224 milyon kredi kartı var bu ülkede. Resmi rakamlar. Evet. Şimdi kredi kullanmayan oran ne kadar? %3. Yani kredi haramdır ve sömürüdür diyen, kredi kullanmayan, alnının teriyle geçinebilen, ayağını yorganına göre uzatabilen, bu çerçevede kıt kanaat geçinen ama faize bulaşmayan insanların toplamı bu ülkede %3. Düşünebiliyor musun? %99'u Müslüman, kredi kullanmayan, krediden uzak duran, faizden uzak duran, faize bulaşmayan, dikkat eden %3. Evet. Ne söyleyeyim mi şimdi ben buna? İşte biraz önce dediğim gibi herkes kendi nefsine uygun bir cemaat, bir tarikat, bir hoca peşinde. Hiç kimse hakikatin, doğrunun, gerçeğin peşinde değil. Ve üstelik akıl karaya vurdu diyeceğim de yok, firar etmiş. Yani akıl firar etmiş. Hani şimdi mevzumuz işte tarikat cemaatlere geldi de yani ben tasavvufu 11 yaşımda okudum. Çok küçük yaşta okudum. Yani rahmetli annem de zaman zaman anlatırdı. Yani tasavvuf aslında tasavvuf, tarikat güzel bir şey ama biz bu tasavvufu, tarikatı biz vatandaşa bir lokma bir hırka diyoruz ama kendimiz deveyi hamuduyla götürüyoruz. Şimdi Beyazıt Bestami Hazretleri'ne atfen bir hikaye anlatırlar. Yani bak tasavvuf işte saf olan şey bu. Arkadaşıyla bir yere gidiyorlar. Yolculuk esnasında sırtındaki abasını yıkıyor. Arkadaşı diyor ki ağacın dalına asalım kurusun. Hayır diyor. Kuşların hakkına tecavüz ederiz. Yani biz oraya sırtımızdaki abamızı asarsak kuş gelip oraya konmaz. Bak kuşların hakkına tecavüz ederiz. Ağaca eziyet ederiz diyor Beyazıt Bestami Hazretleri. Ne yapalım? Yere serelim diyor. Hayır. Çimenlere eziyet ederiz. Orada da hayvanların yiyeceği otları ezeriz. Veya karıncalar artık. Ne yapacağız? Sırtımızda kurutacağız. Şimdi tasavvuf bu. Yani tasavvuf, tarikat, cemaat dediğin zaman hani rahmetli Timurtaş Hoca hep derdi ki bunlar tarikat merakat değil. Bunlar İslam'ın önündeki barikat. Ve gerçekten doğru söylüyordu. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yine aklıma geldi. Bunu da samimi olarak söyleyeceğim. Bak üstadım. Adam 100 sene önce çıkmış. Demiş ki
bu tarikat, bu cemaat, bu tekke, bu zaviye, bilmem ne tekkesi, bilmem Hacı Baba tekkesi, Bektaşi tekkesi, şu tekkesi, bu tekkesi. Hepsini kapatıyorum demiş. Hepsini kapatmış. İyi ki de kapatmış. Allah bin kere razı olsun. Rahmet içinde olsun. Kardeşim adam çıkmış bunları kapatmış. Ondan sonra da demiş ki vicdanı hür, irfanı hür, aklı hür nesiller yetiştireceğiz demiş. Yani cümleyi tam olarak tam sözünü söyleyecek olursak aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz. 100 yıl önce görmüş adam. Ve kapatmış bunları. Bunların hepsine bak bir tanesi gitti. Bir FETÖ gitti. FETÖ bir tane gitti de SETÖ var, METÖ var, ÇETÖ var, KETÖ var. Bunlar ne olacak? Bunlar duruyor. Bir tanesini konuşuyoruz biz gündemde işte basın, medya vesaire falan. O da 15 Temmuz'dan sonra konuşmaya başladık da. Ondan önce biz konuşuyorduk. Tabii bize söylemedikleri laf yoktu. O kalp gözü açık, ben onu biliyorsun, FETÖ'ş dediğim zaman onun kalp gözü açık. O Allah dostu, sen onu nasıl söylersen Allah seni çarpar vesaire falan da bir sürü tartışmalarımız da olmuştu yani bu konuda. Yani şey şu, burada hani tarikat, tasavvuf, hani ben tasavvufu gerçekten seviyorum. Ama şimdi tasavvuf dediğin zaman adam bir kere şunu aklımıza koymamız lazım. Eğer bir tarikat, bir cemaat, bir barikat neyse işte ne derseniz deyin eline. Sizin fitrenize, zekatınıza, çay şeker alacağınız şeye, eğer buradan alın bu bir cihattır diyorsa, işte bundan uzak duracaksın. Yani tarikat ve cemaat yardım edendir. Yani fitre i̇şte, zekat toplayan değil. İşte bak, senin anlatmış olduğun geçmişte, bundan belki 500-600 yıl önceki tarikat ve cemaatler. Ve bundan 100 sene, 200 sene önceki vakıflar da öyleydi. Vakıfların geliri olur, akarı olur, onları alır, fakire fukaraya dağıtırdı. Şimdi fakirden topluyorlar, zengine veriyorlar. Hayır, vakfı da aynı, cemaati de aynı bunların. Bir de şimdi şunun arkasına yaslanıyorlar değerli seyirciler. Yani diyorlar ki, Peygamber Aleyhisselam döneminde de zekat memurları vardı. Tamam eyvallah ama zekat memuru geldiği zaman fakir orada bekliyordu. Hemen çıkarıyordu kaç para almış onu dağıtıyordu. Şimdi ne oluyor? Adam senin fitreni, zekatını, kurbanını alıyor. Bir bakmışsın ki devasa binalar yapmış. Ya değerli seyirciler inanın bakın zekat parasıyla bırakın Kur'an kursu yapmayı, cami yapmayı, Kabe'yi bile onaramazsınız. Zekat parasıyla Kabe'yi dahi onaramazsın. Neden? Çünkü zekat fakirin hakkıdır. Ha o adamın cebindeki parayı gasp etmişsiniz, ha da o zekatı vermemişsiniz. Yani bunu hiçbir tarikat, cemaat sizden tahsil edemez. Bak burada Kur'an'ın çok önemli bir hassasiyeti var. Fakire diyor mu ki git zenginden al diye? Demiyor. Ne diyor? Zengin olana ver diyor. Ver diyor, evet. Bunlar veriyor mu? Yok. İşte biraz önce söyledim ya. Hatimden hasıl olan sevabı bağışlıyorlar. Filan herkese bağışladık. E kardeşim ticaretten hasıl olan karı niye paylaşmıyorsunuz? İşte bu yani buradaki asıl mesele İslam'ı bizim yaşayamamayız. Bu söz kişinin hakkını verelim. İhsan el aşağı ait bir sözdür. Bunu Türkiye'de ilk neyse ben gündeme getiren hani kişi. Doğruyu kim söylerse söylesin. Ben yalnız şunu söyleyeyim değerli seyirciler. Gerçekten yani zekat ile ne cami yaptırabilirsiniz, ne Kur'an kursu yaptırabilirsiniz, ne Kabe onarabilirsiniz. Zekat fakirin hakkıdır. Ha o insandan 10 lira alıp vermediniz, ha da zekatı ona vermediniz. Yani bu haktır. Buna vereceksiniz. Ha siz kendi tarikatınıza, cemaatinize yardım yapabilirsiniz. Buna kimse bir şey diyemez. Ama daha evvel de söylemiştim. Yani bana bir lokma bir hırkayı telkin edip siz 500 sel Mercedes'lere biniyorsanız bu tarikat cemaat ilişkisinden öteye bir manada şeytanın askerliği olur.
Evet, bugün de programımızın sonuna geldik değerli seyirciler. Haftaya yine başka bir konuyla karşınızda olacağız inşallah. Epey soru geldi ama bu seferi cevap veremedik. İnşallah haftaya biraz daha bu sorulara zaman ayıracağım. Allah nasip ederse. Efendim, hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Cuma akşamınızda hayırlara vesile olsun. Hani cuma mesajı atıyorlar ya işte, cumanız mübarek olsun, işte hayırlı cumalar. Cuma zaten hayırlı ama cumanın hayrı, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Efendim, Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.